olduğu için ayırdım az önce siz gelmeden. Onlar da geçici olarak oluyor. Üste geldi, düzeltiyor değil mi? Aslında yanına bir şey koyacağım mesela sigara paketi gibi. Oyunu görsünler gibi. Kanalda bir... Mesela ondan daha küçük. Bu yumurtası mı bu? Evet. Ne yapıyor yumurtası? Garut. Onun yumurtası bu, bunun yumurtası. Aynen. Bir tane... Kurt yapmıyorlar bunlar. Yapar. Peki ne tür tavuklar? Yani değişik türlerde tavuklar görüyoruz burada. Var, hepsinden vardı mesela. Küçük ırk olsun diye Malezya sevmeyi tercih ettim. Malezya cinsi bir tavuk. Evet, Malezya cinsi. Bunun aslı zaten Malezya'dan geliyor. Evet. Bunların özelliği küçük ve dik olması. Evet. Peki başka türlerde tavukların var mı? Var. Light drahma var. Daha önce cüce koşinlerim vardı. Evet. Güvercinlerim var. Bir de Japon cinsi bir tavuğum var. Japonez tavuklarından var iki tane de. Evet. Peki bunları yetiştirirken neler yapıyorsun? Önce nasıl başladın merak sende? Onu anlatabilir misin bize? Çocukluktan gelen bir şey. Yani hayvanlarla ilgilenmek daha güzel. Daha yani keyifli geliyor bana. Evet. Ama değişik cinsli tavuklarla ilgileniyorsun. Evet. Evet, hobi olarak yani küçük ırkları tercih ediyorum. Evet, küçük ırkları. Peki bunların bakımı nasıl normal tavuklara göre? Normal tavuklara göre biraz daha sıkıntılı. Yani hava şartlarından dolayı yemi, suyu küçük olduğu için çok nazik hayvanlar. Yani soğuğa falan fazla gelemiyorlar. Evet, aklında soğuk bir memleket. Evet, sürekli ısıtıcı ampul kullanıyorum. Karbon film ısıtıcı kullanıyorum. Evet, yani senin için bir masraflı değil mi yani bunlarla ilgilenmek? Zevk olduğu için yani keyif verdiği için masrafına katlanıyorum. Evet. Peki bir burada bir horoz görüyoruz galiba. Evet. Bunu bize bir tanıtabilir misin öncelikle? Bu bunun Malezya Sevema horozu. Yani bunun hikayesi dik ve kuyruğun büyük olması. Kendinden büyük kuyruğu var. Yani zaten kafasına değmezse kuyruğu yani Malezya değildir. Evet. Kafaya değecek kuyruk. Evet. Kaç santim oluyor bunlar? Kaç kilo oluyorlar? Kilosu fazla bir şey değil. 200-300 gram ortalama. Yani fazla büyümedikleri için kilolu olmuyor fazla. Evet. Santim olarak... Santim olarak daha önce hiç ölçmedim ama yani küçük oldukları kesin. Evet. Peki fiyatı nedir mesela? Bu tarz tavukların fiyatları nedir? Ortalama takımı 1000 lira gibi civarında geçiyor yani. 1000 lira, 750-800. Kalitesine göre değişiyor. Evet. Satıyor musunuz peki siz? Şu an için satmıyorum. Üretim yapacağım nasip olursa yazın. Yazdan sonra satışlara devam. Evet. Peki yumurtaları nasıl? Yumurtaları çok küçük. Güvercin yumurtasıyla aynı eşdeğerde. Yani ayırt edemezsiniz yan yana olduğu zaman. Hangisi güvercin, hangisi tavuk diye. Peki kalori bakımından nasıl yani bu tavukların yumurtası? Normal tavuk yumurtasına göre biraz daha kalorili. Evet, yüksek kalori. Evet, yüksek kalorisi. Yani zaten bunlar kuluçkaya verdiğimiz zaman fiyatları da değişiyor. Mesela normal tavuk yumurtasının tanesi 1 lirayken bunun tanesi 20 liradan başlıyor en kötü şartta. Evet. Bu horozun fiyatı koşlayın diye. Yönlendiriyorsun. Cici